Selam millet. Oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Biraz kahve içersem canlanırım şimdiki. Bu ruh. Gel oğlum Gamepad. Gel. Gel ulan buraya. Kaldığımız yerden devam edelim. Come in. Things went Ne var kız? You took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Huh? Say you. Roost, you're breaking up. Do you read me? Minos kız nerede? Chopper. Damn it. Helikopter lazım, evet gelsin biz alsın bro. Minos kız nerede oğlum? Oğlum buradan biz yukarı attı, şuradan da bir yerden de kapıyı mı açmıştı bize? Buradan içeri atmıştık, doğru. Kızı buradan içeri saldık, bize kapıyı açtı. Sonra bu nereye kayboldu şimdi ki? He, bizi bıçaktan tehdit etti, şu kapıdan kaçtıydı. Doğru, doğru. Aa, terk edilmişim, doğru ya, beni terk etti cadı. Ama beynini yıkamışlar, kandırmış. Feministler beni yıkamışlar, evet, o yüzden kaçmış. Kurban olduğumun gönlünü alırım, feministlere sonsuza dek. Feministlerin yalanları onu sonsuza dek kandıracak değil ya. Ölürüm ben onun yoluna. O ne lan? Bir şey mi zıpladı, balık mı var burada? Balık mı oğlum, su içinde? Onu alabiliyor muyum? Evet, balık eti güzel. Ne yer mi yok? Şunları birleştirelim baba ya. Tamam, at tüfek benmiş hoşum. Tamam balık efendi gel. Kaplıyormuş ya balık ama bayağı da büyük bir can filan veriyor. Bu balığı sesle kaç peçete eder acaba? Neyse birazdan bakayım. Başka ne var birleştirebileceğimiz? Başka balık var mı? Oh, varmış. Okey cinnem, şunu fırlayayım, canımı fırlayayım. Bir tanesini daha alayım filan. Büyükü var mı onun? Büyükü. Oğlum ya yer mi yok hepsine de? O da 3 tane yer kaplıyor. Geleyim şurada satayım o varsın şızımıtılayı. Şurada şerif çölü var, orada satayım. Geleyim alayım. Bu da bir yerdeydi. Ne durmayayım ben? Ha şunun ışığını gördüm. Evet, evet şunun içinde. Merhaba canım. Şu zımbıçağını sana verelim de. I've got something new for you, mate. Ruby's all rubbish. It makes no difference. Oh, panel edecek bir sürü şey var. That's our choice to make. Oh. Ya balık. Nasıl filmsin? Balık. 1400 bir tane şey.
Come back. Pek fazla yer açılmadı ya. Şu şeyi bir... Body armor. Bunu almalıyım. Tabii bu armor öyle. Tamam, bu benim şu koşun geçirmezliğimi yükseltecek. Çantayı büyütme yok mu yahu? You get some bang for your buck, I guarantee it. Bunu eski silahlarımı alacağım, acık daha ucuz alabiliyormuşum. Peki tamam. Üstümde çok fazla yer yok ya bunu. Gideyim o balıkları toplayayım, getireyim buna satayım. Aha, zırh işareti çıktı üstümde. Vay anasını. Ooo, zırh giydi Leon. Leon Kennedy. Lüke. Zırhlı Kennedy oldu öyle. Bıçak çeksen oğlum. Bıçak yok. Bıçağımız ne demek yok lan? Neyse, onu onarırım şimdi ben. Dönme tekmeyle açalım şunları. Balıklar, balıklar, balıklar. Sen de alacağım böyle. İşte yer var hepsine. Güzel. Başka almayı unuttuğumuz bir zımbatı bir şey var mı? İşte. Tafiyeci toplayalım. Bu pese tarafı falan önemli bizim için. Lazım mı? Lazım, lazım. Gitmeden önce silahlarımı falan güçlendirelim. Selam dostum. Şimdi. Ne var sende satılık, ne var güzel bir şey var mı? Roket var abi şurada. Üç tane balık boş ver, sat gitsin. Tamam dostum. Tuna. Rapaya dostum. Body armor. Aa, bunu da mı onarmak lazımmış eğer bir şey olursa? Peki tamam. Şimdi. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Dostum biraz sus be. Şimdi RPG satın almıyorum. Ansızın karşıma bölüm sonu canavarları falan yüksek hasarla vurmam gereken adamlar çıkabilir. O yüzden mümkün olduğunca şeye vereyim abicim akıllı. En güçlüsüne bak, bu 15. Pompalı en güçlü tüfeğim ama daha da güçlendiremiyorum. 10 civarıyla vuruyor ama Magnum 15'te 18 yapalım bunu. Elimizdeki Magnum mermilerini şeye harcayalım. Çok yüksek hasarla. Dursun bir sus be. Sus be ölüm ya. 36.000 bizde var, 26.000. Neyse. Ya bu ne halt yarıyor ki bu? Lan bunu satayım gitsin ya bro. Hiçbir halta yaramıyor abi. Nerede lan o? Bolt Rider. Gidin lan. Şimdi git. Hiçbir halta yaramıyor abi. Dur dostum. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Tamam evladım. Without the necessary funds, I'm afraid we don't have a deal. Not this kind of work is about finesse. Tamam. Come back. Any... Hem şurada yer açıldı. Onun mermisini de harcamıyorum. Çok fazla bulunmuyor da mermisi. Evet, çok sert bir adam gelirse karşıma arkadaş şeyle çakarım. Altı patlar tabancayla. Şu an en güçlü hasar bunda.
elimdeki şeylerin içinde. Kaydedelim efendim. Güzel. Güzel. Hadi bakalım şu feministlerin beynini yıkadığı tatlışımızı kurtaralım. Feministlerin elinden. Şimdi ona kim bilir zorla ne kadar beynini yıkıyorlardır. Benim hakkımda ne yalanlar, ne iftiralar atıyorlardı. Yok çok kaba, yok seni şöyle üzer, seni böyle üzer. Üzeceğim ben o feministleri, alacağım geri tatlışımı geri. Kafasına zımbırtı çıkmış zombi şeyine. Zomuyor mu? Buna tapıyorlar ha. Heykel mi bunlar, insan mı lan? Zombi mi? Sanırım heykel desen değil. İlginç. Oyun bayağı ilginç olmuş yani. Kapalı. Okay. It's locked. Kapının bu tarafı. İnelim bakalım ne olacak, hayırlısı. Sanırım tuhaf bir ayinin içine denk geldik. Ayin yapıyorlar. Keçi kafalı putları. Selam olsun sana keçi kafalı put. İşte buradakilerin hepsi terbiyesiz, pagan, putperest bilmem ne. Tamam abi anladık zaten. Yazıyla mesaj vermene gerek yok. Belli yani olay belli zaten. Selam olsun size. Selam. Ben gelmişim. Ne yapıyorsun lan? Selam! Selam olsun sana kardeş, selam! Evet, ben geldim! Hadi, hepsinin kafası zımbıtı çıktı. Flashbang yok mu bende? Ne yapıyorsun oğlum, nereye nişanlıyor? Ne oluyor lan? Oğlum, kafayı mı yedin? Bro, aim assist'i kapatabiliyor muyum ya? Daha beter benim. Kendince bir yerlere şey yapıyor. Burada kontrols. I'm assist deyip snap follow. Off olsun şu an olsun ya. Bu. Beni daha beter şey yapıyor. Arkamıza da geliyorlar. Ben mi bitti? Çabuk 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 pompalı çek ha.
Ne oluyor lan? Titreşim titreşim bir şey oluyor. Ekran kararıyor oğlum. Adamımız hareket edemiyor. Gaz mı attılar nedir yani? Ne oluyor oğlum? Bağırmayın cadılar. Sözüm var yapar. Evet gelin gelin oradaki bidona sıkacağım oğlum. Seni pislik. Oh. Adamı baş ağrısı sırası bölüm. Hua! Bunlar yanıma çok yaklaşmamalı. Yaklaşırlarsa beni öldürebilirler. Bak 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 hareketlere bak. Beni köşeye sıkıştırdılar ya bu. Pis maymunlar. Yalas Plagos. Ne oluyor lan Plagos? Aha dostum çekil git ya. Bunu. Ben buna canım hiç geliyor hala. Adam ha. Çünkü onu bana sıkan neyse şunlar gelsin bakayım buraya. Ölün la artık. Hiçbir şey mermisi yok mu? Tanacağım mı? Tek falan. Oğlum bak döveceğim seni. Memun herif ya. Aman. Bu böyle kafanı falan ısırıyor. Seni öldürebilir yani. Tehlikeli bir mahluk. Ölsene lan. Öl işte. Aa bu kırmızılı. Maymunların lideriymiş bu. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dur senin de yanına geleceğim oğlum. Seni de haklayacağım oraya gelip maymun. Orada bir şey yoktu baktım değil mi iyice o tarafa. Oyunda mermi falan sıkıntılı heyecanı arttırmak için galiba. O merdiven buraya çıkıyordu herhalde. Şunlar ne ayak? Ah bu şey. Onu öyle yapınca ne oldu yani şimdilik?
şunlar ölsün diyelim. Ha, altında bırakacaktım güya herhalde. Öyle bir tuzakmış o da. Neyse, yapamadık. Burası da nedir? Boru. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki. Onu ilerletelim, yolumuza gidelim. Burası mı? Yok, hayır değil. Şu taraflarda bir yerde de bir yer var, oraya gideceğim. Şurada bir yerdeydi gideceğim ya. Hah, burası galiba. Pekala, aşağı gidelim. O zaman nereye gideceğim oğlum ben? Kafam karıştı be. Nereye gideceğim oğlum? Nereye gideceğim oğlum? Buradan aşağı düşüyorsun. O zaman buradan gidecek bir yer yok mu ya? Ben buraya niye geldim o zaman? Gene mi döneceğim? Anlamadım ki. Geldim, herkesle savaştım, bir sürü mermi harcadım falan. Sonuç. Manasız oldu bu oyunu oynamak sanki. Nereye gideceğim bilmiyorum. Görsem şunu düşürdüm, bunda bir görev var. Yok. Acaba geri mi gideceğim? Geçemediğimiz yere yukarıdan inme var herhalde. Var mıdır? Kıyıcıyla kafam karıştı ya. Tamamen mi geri döneceğim acaba? Hiçbir çocuk anlamadım. Neyse. Gelere döneyim hele. Geldiğimiz yer neresiydi ya? Geri dönme de yok. Şuradan aşağı düştük. İleri gideceğiz. Geriye dönme de yok. Ama nasıl gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hiç balta anlamadım oğlum. Görevimiz de şuradaymış. Bu nece? Burada bir yerde peçetem vardı lan. Heh, varmış. Tamam. Bir daha atıyor bakayım. Oraya nasıl geri gideceğim ama ben? Bu ruh.
Bruh ya, Bruh. Kalbimi demeyeyim. Biraz süt içeyim. Şimdi anladığım kadarıyla kapalı kapının namına. Aa, bir şey aldık buradan. Evet, bir anahtar gibi bir şey aldık. Tamam. Şu kasadan kapalı kapı namına şu aşağıdaki şu şurası var galiba, değil mi? Sadece şu indiğimiz geldiğimiz oda. Bir orası var kapalı kapı namına. Sanırım şurada bir tane kasa vardı. Oradan bir şey aldık. He, aldık değil mi bunu oradan? İçindekini. Bu anahtardı o zaman ya, tamam. Bu arada tek kapı geldiğimiz yerde, oraya bir bakayım gidip. Başka bir olur çaresi yok gibi geliyor. Ne dedi lan orası? Heh. Abi bu kapı var. He. Kapı değil bu. Ha. Ha, bunu buna vereceğiz. Ateş mi yaracak şunun gibi? Hmm, tamam peki. Ben de koşturuyorum etrafta nereye gideceğim diye. Hmm, peki tamam. Hele şükür aşabildik. Okey. Bu şova göre canlanıyordu oğlum ya bro. Ya içinde zombiyle galiba dikmişler bazılarını. Sanırım. Bu nedir oğlum? Açalım bunun kilidini. Neresi, nereye açılıyor? Aa, geldiğimiz yere. O zaman buradan geri dönüp gideceğiz galiba. Şunlara bir... Şunlar... Şunlar buna tapıyorsa elbet vardır bir kerameti. Heh. Bakarsın uğur getirir yani. Zombi, zombi hazretleri. Gene mi kapalı? Yukarısı açık işte. Tamam, oraya tırmanamıyorum manasını satayım. Anlamadım ki, küçücük kız zıplıyordu oraya. Film girdi. Süt içelim, filmi izleyelim efendim. Süt eşliğinde. Ah. You can stop right there, Leon. Ada Wong denen cadı geldi. Bir kızı kaybediyoruz, diğeri peşimize düşüyor. Would it make me use this? Would you? Well, after 6 years, that is. Ah, hiç boşta kalmıyoruz. Ada. Bu kızın sesini beğenmemişler. Kalın çıkmış, sabah yeni uyanmış falan gibi demişler ama bence fena değil ya. Oo, Ada Wong'un animasyonları güzel olmuş. Bir de ben unuttum yani, orijinaldeki Ada Wong'un sesini unuttum. Onu kaybedeceksin diyor, kızı diyor. Boş ver, unut gitsin o kızı diyor. Ada kıskanmış galiba o... Emo kızı etrafımızda gezdirmemizi. Evet. How about we continue this discussion another time? Üstüne çok zaman geçti. Resident Evil 2'nin Ada Wong olgunlaşmış. Biz de olgunlaştık. Vücudu güzel kalmış. Sesi de tamam. Değişmiş ama yani.
Şey yani ben aradaki farkı anlayamadım. Yani orijinalini bulup oynayıp Ada Wong'un sahnelerini bulup tekrardan dinlemek lazım. Gerçekten internet olmasaydı insanlar acaba eleştirebilecekler miydi? Yani pardon. Sunmasın. İnternet olmasaydı internetten orijinal Resident Evil 4, orijinal Ada Wong song falan yazıp da Ada Wong'un orijinal sesini dinlemeselerdi, PlayStation 2'yi falan açıp da orijinalinden hadi PlayStation 2'de geri Ada Wong'u bulalım, oradan kaydedelim falan dinleyelim, kıyaslayalım deselerdi anlayamazlardaki aradaki farkı bence. Hani benim bile herhalde sabah kalktığımda kahve içmemişken, boğazım daha yumuşamamışken sesim daha biraz daha kalın çıkıyordur falan. Hani nasıl anladı? Ya şey gibi bu biraz. İşte Xbox PlayStation 4'e tekken mekken oyunlar çıkıyordu. Bir de Xbox One'a çıkıyordu. PlayStation 4'ün şey çıkmamıştı da. Kırpılmış versiyon değil de bilakis güçlendirilmiş versiyon çıkmıştı. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro daha güçlüydü ve hani PlayStation 4'te FPS düşüşleri oluyordu da saçmalıyordu. 30 FPS falan oluyordu bazı oyunlar. Pro'da 60 FPS'yi tam sabit veriyordu hatırladığım kadarıyla. Ama PlayStation'cılar Xbox'cularla dala geçiyordu o dönemde, hatırlıyorum. Çünkü Xbox'un, yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam düzelsinler, o Xbox One X sonradan çıkmıştı galiba. O esas PlayStation 4 Pro gibi güçlü olsun falan diye. Hatta o bildiğin şeyi de açtı. Herhalde kızdılar o eleştirilerle. 4K'ya geçti. İşte 1080 pikselde falan 60 FPS'yi de açtı. 4K'ya geçmişti ama o zamanlar Xbox One vardı, bir de Xbox One S vardı, Slim. Slim'in grafikleri biraz daha düşürülmüş haliydi. Yani mesela bir oyun orta halde, orta grafikte ise PlayStation 4'ün düz versiyonu ve Xbox One'da, Xbox One S'de low grafiğe çekmişler filandı. Böyle ama nasıl anlaşılıyordu biliyor musunuz? Adam tekken oynuyor. Tek oynarken arka plan çok umurunda olur mu? Çok da fazla olmaz. Adam tekken oynuyor, dövüşçü karakterler karşında olduğu gibi duruyor. Aynı PlayStation 4'te. Arka plandaki çözünürlüğü falan yakınlaştırıp bakıyorlardı farkı anlamak için. PlayStation 4'ün çözünürlüğü bakıyor yakınlaştırıp. Xbox One S'nin çözünürlüğü yakınlaştırıp bakıyor. Ay diyor, azıcık daha kötü grafik. Grafik ayarını düşünmüş ya bunda falan filan diye. Hani o şekil kusur bulmak için iyice detaylı karşılaştırma yaparsan anlaşılacak bir şey. Bu Ada Wong'un sesi. Ben şu Ada Wong'un sesinde, ben eğer o eleştirileri duymasaydım, oyunu oynayıp da ben yorumlasaydım, şimdi mesela ilk oynayıp da yorumlayanlardan biri olsaydım, Ada Wong Resident Evil 2 dönemindeki ses tonu falan filan 20, 23, 25 yaşında bir Asya kökenli bir FBI ajanı gibi bir şeydi. Şimdi aradan geçen zamanla Resident Evil 4'te şey olmuş. Olgunlaşmış. Ama fıstık gibi hala sesi falan biraz şey olmuş, olgunlaşmış. Kadın olmuş derdim. Bu kadar. Alay edilecek bir şey yok. Aksine fıstık gibi yapmışlar. Ada Wong'u. Çok hoş olmuş, tatlış olmuş yani bence. Zaten en son senaryoya göre Leon'la karşılaştığında Resident Evil 2'de Leon acemi amatör bir şeydi. Daha noob, bir çaylak, bir aynasızdı. Şimdi bildiğin ajan oldu. Devletin sağa sola gönderdiği istihbaratçı, bilmem ne, kurtarma görevlisi oldu Leon. Hatta ben şeyi eleştirdim şahsen. Ada Wong'un hafiften sesi kalınlaşıyordu, olgunlaşıyordu. Leon Kennedy neden azıcık daha olgunlaşmadı Resident Evil 2'deki haline göre? Ha tamam, artık bir aynasız değil, basit bir normal bir sıradan bir memur falan filan değil de, görevi yükselmiş, terfi almış filan da okey de, biraz daha olgun olabilirdi. Mesela yüz modellemesi azıcık daha kırışıklı filan olabilirdi. Ben Ada Wong'u eleştiremiyorum abi. Gayet de güzel olmuş, hoş olmuş bence. Hatta şey olmasa ben, o eleştiriler olmasa ben aradaki farkı anlayamazdım.
Bir de insan sesi değişir. Hem değişir hem de bazen o normalden biraz kalın çıkar, bazen normalden incecik çıkar falan yani. Çok fazla takmışlar bence. Ada Wong'u fıstık gibi yapmışlar bence. Umarım Ada Wong'la da oynarız. Oyunu bitirince ek görevlerini çıkıyordu Resident Evil 4'te. Onlar da çıkar. Umarım DLC falan filan olarak koymamıştır. Umarım oyna. Ver bakayım. Şimdi o kapıya iki tane daha mı zımbırtı lazım? Ne yaptık buna? İki tane, üç tane mi oldu? Bir tane eksik. Peki. Onunla bulalım etrafta hep yani. Bu ruh. Her taraf değerli hazineler falan var galiba. Ay 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 ay. Bir kahve ihtiyacım var ya bro. Hala tam uyanamadım yahu. Bir kahveye ihtiyacım var cidden. İçeyim kendime geleyim. Evet, ne yapıyorduk? Şu zambatıya ne oldu? Ver şuna. Bir tane daha kitap gibi bir şey lazım. Öyle mi? Sanki sallandım, deprem oldu. Avize sallanmıyor bro. Bedenim niye böyle sallanıyor ya bro? Hah, bir de buradaymış. E güzel, hemen basit yerlere koymuşlar. Ama bence bunları şey yapınca bunların içine zombileri koymuşlar galiba. Onları açınca bunlar canlarım üstüme gelecek. Makrumum var öyle. Makrumla birer tane koyarım olur biter. Şimdi film çıkar bunlar üstüme canlanıp gelirler. Çünkü orijinal oyunda böyle bir şeyler oluyordu. Bu ne şimdi? Ne? Ne? Bulmaca mı bu? Ha dur. Ha bu buraya alacağım. Ha. Tamam şurada zırh gelecek. Okey. Peki. O zaman bu arada kırmızı değil. Şeyli yerler. Siyah yerler. Tamam. Olmadı mı? Ha gösteriyor bak kılıç. Ya yok kılıç her yerinde kılıç varmış. Şunlar doğru galiba. Arkaları zırh ya da kılıç oluyor galiba. Kare zırh istiyor. Kare zırh nerede? Ha bu. Tamam abi. Herhalde bu da kare olan şey. Siyahlı olanlar istiyor ama. Hayır siyahlı ama. Kare olan değil. Hmm.
zaman. Şunun olması lazım ya. Ha tamam. Oo, beynimi soladı resmen ya bro. Oo Jordan. Akşama Jordan kebabı yaparız. Evet kızı bulalım doğru. Feministler iyice bana karşı doldurdular onu. Jordan Hazretleri. Sulu sulu etti etti. Bu ruh. Kılıçlar, kalkanlar. Ne? Kafası yeni patlamış. Taze patlamış kafası. Illuminati 3.2. Ha, burada bizlik bir şey yok. Oh great. Aman ne güzel. Buna ne tuhaf, nasıl bir tarikat bu, nasıl satayım ben? Zombinin canını okudu oğlum. Çüş. Aa dostum. Sakin ol anasını satayım. Kulunmuş gibisin be. Şu küçük zımbırtı bayağı pislik bir şeymiş ya. Bu. Pislik. Kemik mi? Bunlar ne oğlum? Ne tuhaf adamlar lan bunlar. Abi etrafta zıplayan zıplayan yaratıklar zombiye. Isırdığını zombiye çeviren örümceksi şeyler falan var. Nasıl oluyor da sen benden önce buraya geliyorsun ve sana kimse dokunmuyor? Gerçekten. Bence sen zombisin oğlum. Ama seni zombileştirememişler, sen murdar olmuşsun. İşlem yarıda falan kesilmiş. O gölge neyin gölgesi lan, kocaman bayrak mı? Ne? Ne var bunun için? Niye kırdın şunu? Ha kapı açıldı. Sen dostum ver. Hoş bulduk, hoş bulduk. Satalım, satalım gitsin, sat gitsin baba. Sat. Ne var bana verebileceğin dostum? Rokete gerek yok. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Rapier yapmak mı lazım? Good hands, mate. Give that the care it deserves, mate. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Will that be your... Don't tamam, get dostum. Yourself killed okay. Now. Tamam, gidip kendimi gebertirim. Tamam, okey. Hmm.
Var. She said meeting you once was enough. Maymun var mı orada nöbet tutan? Bir de kazan var öyle mi? Normalde şimdi mola verirdim ama biraz uzun olsun. Oynayışım çünkü bitmeyecek galiba bu oyun. Sonsuza dek oynayacağım. O yüzden biraz fazla oynayayım artık. Kaç dakika olmuş bu kayıt? 46. Bir saati falan aşayım en azından. Aa, burayı açmam lazım galiba. Ama nasıl? Ha şuraya kıracağım. Tamam şunu. Açıl susam açıl oğlum. Aa gelin bakalım dostum. Şey cidden baş belası ya. Not impossible. I am reality. Mermisizlik çekiyoruz ya bro. Bu ne ula ki acep? Tamam. Kallara falan da çıkacağız ha. Gene şey ne lan? Hay senin şeyi sevmiyorum be. Geber pis sımmatı. Burada sanki üstümüze bidon falan atıyorlardı. Şuraya bir gireyim ben burada ne var. Niye pompa mermisi falan vermiyor bunlar ya? Bir de buraya açmamız lazım. Burada ne var? Şey yapıp zımbırtılar aşağı düşürdü. Buyur. Şu sırtındaki zımbırtı cidden bela be. Sus be. Sorry. Aynen. Niye Leon niye zombilerden özür diliyor şimdi? Bunlar tuhaf bir kavim oğlum ya. Bunlar tuhaf. Putperest tuhaf pagan bir kavim. Bunlardan hiç özür dilemem. Özür dilenecek bir şey yok bunların. O normal insan mıydı yoksa? Onu o zombiye çevirdi. Normal insan burada ne işi var nasıl satayım? Tamam burayı niye açtık oğlum bize? Açınca ne oluyor yani? Ben bu merdivenlerin yukarısı şeye çıkıyor sanıyordum. Çok sert zorlu bir yere. Bunu açınca orası mı kapanıyor yani? Ama şurası açılmış. Pardon. O zaman şuradan
Aşağı düşmeliyiz galiba. Pekala, hadi bakalım buradan aşağı düşelim. O topta ne var? Ahí está. Hadi senin. Kadınmış bir de. Kadın zombi. Selam hanımdan. Ne haber? Sana biraz beyin masajı yapayım şekerim. Evet. Bu da nereye açıyormuş? Neyin nereye açtığını unutmaya başladım. Kafam var işte iyice. Herhalde burayı mı açıyor? O geride ne vardı lan? Bir şeyler vardı orada sanki unuttum. Güzel peset aldık. Okey. Yani. Makarna. Şu da kız herhalde. Sonra başladığımız yere mi geldik? Ne yaptık? Sonra başladığımız yere geldik ha. Dostum kapıyı aç. Cidden bir labirent yapmışlar. İyice ne kafam var işte. Ne oluyor lan orada? Pekala. Labirentte peynirin peşinde koşan fare gibi oğlum ya. Hep aynı yerlere dolaşıyoruz bunu. Bu bölgenin en başı değil mi lan? En başta burada düşmüştüm aşağıya. İlginç. Pekala. Şu ne? Orada duranların tepesine düşürebilirdim. Keşke daha önce akıl etseydim ya bro. Nereye açıyorum? Burayı açınca ne oluyor? Burası değil. Burası değil. Acaba şurayı mı açtım? Oradan acaba bunun bir yan tarafını mı açtım acaba? Hmm.
Dur bak şurası mı? Burası açıktı, daha beter mi kapattım bu ruh? Hı, açtım ve yukarıdan düşeceğim. Okey. Hiçbir şeye dokunmadan, yukarı çıkıp oraya atlamalıyım. Tamam. Yukarı çıkmak nerede vardı ya? Burada bir yere yukarı çıkmak vardı. Hiçbir şeye dokunmadan şuradan düşeyim abicim. Şuradan ne varsa aldık mı? Aldık. Şuradan düşelim. Tamam, şimdi açtık burayı. Peki. Gel la Abdülselam. Selam olsun sana Abdülselam. Al sana bir judo hareket oğlum Abdülselam. Ölür. Üstü kalsın. Şuradaki zambırtıyı alalım neyse artık. Ornet bilmem ne, bunun üstüne taşları doldurup kurban olduğuma hediye edeyim. Tam ona göre, ona layık bir şeymiş. Yukarı çıkalım. Azıcık çikolata yiyeyim benim. Bunun içine biraz çikolata vaat edin. Ne kaldı, onu yiyeceğim. Sonra da buna geçerim. Bitti, çikolataya bayılıyorum ya. Bu ne? He. Ha, yiyelim bakalım. Sıra sana da gelecek oğlum. Buna da gelecek sıra. Bütün bitti çikolatalar yiyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Burası neresi? Peki açalım bakalım. Bura nere oğlum? Daha demin geçemediğimiz yer mi? Tamam peki. Pekala. Ne? Oh! Yavaş ya bro. Kim ok atar, kimi bilmem ne, terbiyesizliğe bakın. Ah, pislik. Out of the way. Aynen. Yolumdan çekinin cidden. Kız cadı, ok atan cadı, dur. Al ok. Seni terbiyesiz kadın. Seni bir oturtayım bakayım. Öl öl edepsiz öl. Öl, ayağından çekil. Git be geber. Öl işte be, öl. Bro. Ne nazlı bir zombiymiş o da öyle. Vay anasını. O ne lan? Oha! Ne oluyoruz oğlum? Yüzükler Efendisi'ne mi geldik? Bro! Çüş! Buradan aşağı düşebiliyoruz mu? Düşebiliyoruz. Pekala. Makrum, acaba buna birkaç tane sıksam geberir mi? Ya be! Buna tahminim makrumla 2-3 tane çaksam ölür.
Wow, dostum bir sakin ol dostum ya bro. Holy shit man, holy shit. Ya bir sene siktir dur. Anasını sattığımın terbiyesizi. Zaten devle uğraşıyoruz. Canım az ölüm. Hadi ama. Hadi ama. Yavaş ol oğlum. Nerede bu pislik? Şu maymuna değmedim onlar hiç. Herhalde bir mancırıkla falan bir şey atacağız, geberteceğiz. Yavaş. Mimizin bıçısı beydi. Mahrum mermisi en güçlü silahım. Mahrum ver oğlum. Evet. Ne varsa Mahrum'da var yani. Bir charger Mahrum bence aşağı yukarı bir şey kadar vardır yani. Öl be öl. Hah, burası kapalı mı? Tamam. Bu ses sen mi oğlum? Ondan çekilin cidden ya. Madem normal insansızlarsınız. Bana sıkıp sıkıp durmayın. Buradan da aşağı düşme var mı? Yok. Oraya nasıl çıkacağım? Her yerde kapalı nasıl satayım, nasıl oluyorsun ya? Sizden uğraşacağım be. Memurlar. Neyse öbür tarafa gidelim o zaman. Öbür tarafta belki yol var diyeceğim de. Çıkabiliyor muyum yukarı? Ha burada varmış. Ne anladık biz bu işten? Burası değil, şurası da şey. Ha tamam, buradan gidip yukarıda çıkacağım şuradan. Taşıyacağız şimdi. Top. Evet, topla sıkacağız ona. Şeyle sıkmam gerekirse, tabancamla sıkmam gerekirse, gerçi Mahrum'um var. Ona bir korum onu. Evet. Ya gel gel gel, seni çadır. Sana bir judo yapayım. Patladı beni ki size böyle judo yapabileyim, aferin. He? Öl işte. Bunu. He? Bunlar biraz şeye benziyor. Arkadan yakalarsan. Ha yok, yapmadı buna.
Şeye benziyor bunlar biraz. Keller. Avengers'te şeyin bir kız vardı, böyle keltoş bir kız vardı, robot. Neydi onun adı şimdi ya? Şeyin Star-Lord vardı ya, Star-Lord'un sevdiği kızın bacısıydı. Star-Lord'un şeyi mi oluyor? Baldızı. Star-Lord'un baldızıydı. Şimdi bunu çıkarttık, bundan sıkacağız. Ha, bu da merdiven var. Ha, bir iki kat daha yükseltmemiz lazım galiba. Selam sana Öküz Efendi. Aferin evladım, aferin. Güzel taş atıyor. Şimdi ben de sana bir taş atacağım, terbiyesiz herif. Kışın! Geber ölem. Adios. Adios cidden. Belki burada zombi vardır. Şia. Aşağı mı ineceğiz? Güzel. Güzel oldu şimdi. Evet. Oh. Bunlar el bombası falan yok mu ya? İyi olurdu. Maglum var sadece ve şey var. Tabanca var. Pekala. Uedo med olem. Ne? Gel gel. Arkadan yakalarsan belki bir şunu yapar. Yok, yapmadı. Vurur. Arkadan sekiyle, çabuk çabuk çabuk. Önüne dönme yeri ya bro. Şunu yapacaktım ona. Öldü. Evet, kalenin bu yerlerinden kurtulduk. Evet, hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim bakalım. Açıl susam, açıl! Açsana oğlum. Arkada bir şey bunu tutuyor diyor. Oğlum ya, her kapı kapalı oluyor ya bro. Ne yapacağız? Topun oradan da indik yani. Geri gidip ondan sıkamayız da. Değil mi? Gidip topla mı sıksak yani? Aaa Sümümah sen! Son soruyu Sümümah sen! Sümümah sen! Süt çocuğu olduğum için çok süt içiyorum, o da beni böyle yapıyor. Bir de çikolata ve süt çok içince böyle oluyor. Gerçek bir süt çocuğuyum ben, evet. Evet, o kapıya bir koyacağım şimdi, kapı gege. Dışın! İşte bu oğlum, işte bu. Alright, open for traffic. Trafiği açtık, evet. Biz İstanbul'da böyle almıştık zaten. Gittik, kuşattık filan, baktık çok topları filan var. Şehre yaklaştırmıyorlar filan. Dedik geri çekilelim. Bunların topu var dedik, gittik. Dedik daha büyük top yapalım oğlum. Topun kralını yapalım. Çok büyük olsun. Bir kodumu
Kodun muydu böyle oturtursun dedik. Nah öyle onun deminki gibi büyük, çok büyük, çok uzun toplar yaptık. Geldik. Surlara böyle zin 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 bir vuruyoruz. Helak ettik ortalığı. Süt çok güzel. Cici süt. Şeker süt tam yağlı hem de. Yarım yağlı. Tam yağlı süt içince. Yağlı süt içince. Yarım yağlıların içine su mu katıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Tadı hiç leziz olmuyor yağsız zaten. Buruh. Buruh. Daha bu süt kesmiyor. Yoğurt alıp kaşıklıyorum. Buruh. Bir numaralı bir süt çocuğuyum gerçekten de. Aa! Bu ne? Senin belay. Dur sen bir makluma geçeyim. Buyur tadına bak benim makluma. Küçüş öküz. Sıkmam mı lazım sana? Sorry. I've had my fill of you guys. Ya niye özür diliyorsun oğlum? İyi mi yani? O iyi bir insan mıydı o ki yani? Ne alakası var? Buradan geri gidiş yapmışlar. Tamam. Okey, anlıyorum. Okey. Bize daş atmayacaktı. Daş atarken canımıza kastetti terbiyesiz. Hiç de soru değil yani ona. Terbiyesiz. Mini bir demir kesme tepsisi. Peki. Ah şu labirent. Buru. Burada bir sürü kurt köpekleri falan geliyordu. Buru. O hatuna bak. Hmm. Ah, burası çok zorluydu hatırladığım kadarıyla. Buruh. Açıl susam açıl. Oo, o ne güzel. Sağ ol canım sağ ol. Uaaah. Sunmasın. Aa bu kim? Aa kızı bulduk güzel. Buah. Güzel kızı bulduk. Ağlama şekerim ağlama. Feministler senin beynini yıkadı korkma. Evet. Üzülme. Senin kalbimde her zaman yerin var. Korkma. Feministler senin beynini yıkadı. Düzeleceksin korkma. Biliyorum biliyorum. Feministlerin manipülasyonu altında kaldın evet. Evet, spor yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Biraz damarlarım var, evet. It's okay to be afraid, you know. Evet, evet. Her şey iyi olacak, canını sıkma, üzülme. Feministlerin biz de etkisinde kalmışız herhalde biraz. Elimizde damarlar falan olmuş. We will beat this. Together. You can. Just give me a heads up. Before you stab me next time, okay? Aynen, hadi gidelim. Cici kız. Kurban olurum ben sana. Gel. Thanks. Rica ederim, görevimiz. Ha, Captain Ant. Madem Captain Ant, biz de bir ara verelim. Ne kadar olmuş bu kayıt? Oha, bir saati geçmiş. Bruh. Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz efendim. Bay bay. Hadi bakalım, güle güle. Kompüter, kaydı kapat. Kompüter, close the record. Kompüter! Lan yine ben mi basacağım lan? Nasıl bilgisayarsın, nasıl akıl zeka? Yani nerede yapay zeka nerede lan? Heh, bunu ben basacağım o zaman. Ben basacağım, ben bastıktan sonra bilgisayar sen ne iş yapıyorsun abi? Sen ne iş yapıyorsun ya? Heh, bunu! Yapay zeka yok ya, bilgisayarın hiçbirinde yapay zeka yok. Bilgisayar yok, bende yapay zeka yok, onda yok, bunda yok. Hiçbir şeyde yapay zeka yok ya. Hatta bir de çikolatada yapay zeka var mıdır?
Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu konuyu uzunlamasına masaya yatırıp iyice bir tartışalım arkadaşlar. Yapay zeka meselesini.